süreci tabii ki dediğim gibi üç temel aktör var. Bir Mansur Yavaş diğeri CHP Genel Başkanı Özgür Özel. Özgür Özel'in kafasında ne var tam bilemiyorum ama yani Özgür Bey de herhalde şöyle düşünüyor. Biz eğer Türkiye genelinde oylarımızı bir önceki seçimden 2019'dan daha ileri getirmiş olursak yükseltebilirsek işte efendim ya da yeni kentler kazanabilirsek Balıkesir, Manisa bir iki yer daha var. E, CHP'nin kazanma ihtimali olan. Mesela bu kentleri kazanabilirsek, oralarda güçlü adaylar çıkardı çünkü CHP, kendimi başarılı kabul ederim diye mi düşünüyor acaba? Ama İstanbul'un kaybedildiği, Ekrem Bey'in ve CHP'nin tabii ki de, yani bu sadece Ekrem Bey'in işi değil yani bu bir CHP artı Ekrem İmamoğlu işi kaybedildiği bir senaryoda Özgür Bey'in kendisini başarılı hissetmesi bence imkansız. Yani ne kadar neyi nasıl paketlerse paketlesin İstanbul'un kazanılamadığı bir durumda Özgür Bey diyemez ki biz başarılı olduk. benzer şekilde İmamoğlu için geçerli bu. o da çok güçlü bir aktör. Gençliğimiz var diyor. Hırsı biliniyor. İstanbul'un bütün kesimleriyle çok ciddi teması var. Bu geçen beş seneyi çok iyi değerlendirmiş, kullanmış. Onu görüyoruz. Dokunmadığı semt, dokunmadığı kesim hakikaten kalmamış. Ve İstanbul'u istiyor. Ben seninle mutluyum diyor. İstanbul'la bizim kaderimiz mühürlü diyor biliyorsunuz Ekrem İmamoğlu. Şimdi Ekrem İmamoğlu da ee, diyelim ki kaybetti CHP kazanamadı İstanbul'u öyle bir durumda ne diyecek mesela ben mi başarısı oldum diyecek hayır Özgür Özel ve CHP Genel Merkezi mi başarısı oldu diyecek bir önceki yönetimin yarattığı depremden büyük hayal kırıklığından dolayı seçmenimiz sandığa gitmedi ancak bu kadar mı yaraları sarabildik diyecek ya da kazandığı bir durumda Özgür Özel ve ben CHP Genel Merkez artı CHP örgütü mü başarılı oldu diyecek yoksa ben kazandım dolayısıyla hadi bir kurultaya gidelim e, genel başkan bir değişsin mi diyecek ne diyecek yani bütün bunlarla ilgili şu anda böyle bir kazanlar kaynıyor benim gördüğüm kadarıyla bu kazanların bir bölümünü e, CHP'nin içinde olduğu ee, ve Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul'u kaybetmesi için çalıştığı iddia edilen kesimler de kaynatıyor olabilir. Bunların içinde zaman zaman Kılıçdaroğlu olduğu iddia ediliyor, zaman zaman ona yakın isimler olduğu iddia ediliyor. Yani e, hakikaten CHP'nin işi e, çok zor bu seçim döneminde. Kaybedilmiş bir seçimden çıktılar e, ve şimdi de bir türlü bitmeyen tartışmaların ortasında 2019'da kazandıkları yerleri tekrar kazanmak için bir e, mücadele veriyorlar. Peki anketler ne diyor? Bir de ona bakalım isterseniz. Anketler ne diyor? Bitimar diye bir araştırma şirketi var. İnanın e, bu cumhurbaşkanlığı seçimlerine kadar varlığından haberim dahi yoktu. Ama ilginç bir şirket çünkü neden? Yani bir gününe kadar bildiler. E, kimsenin bilemediği bir cumhurbaşkanlığı seçimini ve milletvekilliği seçimini gerçekten de bir gün kadar bildiler? Bu beyefendinin adı kurucusu Gürkan Duman. Beyefendiyle tanımıyorum ama evet, ekranda gördüğünüz beyefendi Gürkan Duman. Diyor ki Gürkan Duman, 14 ve 28 Mayıs seçimlerini en doğru tahmin eden araştırma şirketinin başkanı olarak araştırmalarda Cumhur İttifakının daha önde olduğunu ifade ediyor. Yani Murat Kurum'un AK Parti için en büyük dezavantajında 55 yaş üstü. Emekliler olduğunu söylüyor gerçekten de oraya geleceğiz Ekonomiyi de anlatmak istiyorum çünkü orada durum korkunç ee, orada hakikaten büyük bir çaresizlik var zaten bunu cumhurbaşkanı da söyledi kaynak yok kaynak dedi yani kaynak yok dedi e biz de haklı olarak soruyoruz paralar nerede vardı bu ülke zengin bir ülkeydi yani bir sürü kaynak vardı üretilmiş bir refah var nereye gitti o kaynaklar diye haklı olarak hem halk soruyor seçmen soruyor hem de gazeteci olarak biz de doğrusu çok merak ediyoruz. E, Betimar böyle diyor. Cumhur İttifakı önde diyor. Ama benim gördüğüm diğer anketlerin neredeyse tümünde. Ekrem İmamoğlu önde. E, bazısında iki buçuk üç puan önde Ekrem İmamoğlu. Bazısında da bir buçuk e, bir bir buçuk puan önde. Ama hepsinde benim gördüklerimde Ekrem İmamoğlu önde. 1 Nisan sabahı e, ya da 31 Mart gece yarısından sonra bu sorunun cevabını bütün Türkiye olarak öğrenmiş olacağız. Makro